Arkadaşlar, hoş geldiniz YKS Tayfa. Herkese hoş geldi. Merhabalar. Tek uzağım öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? YKS'ye 100 gün kalmışken nasıl hissediyoruz kendimizi? Kubilay'cığım çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Çok iyiyim. Bomba gibiyim. Sizi gördüm, daha da iyi oldum. Çok güzel bir seminer konumuz var bugün. Çok şey öğreneceğiz. Harika geçecek. Bu seminerimizde öncelikli olarak ele alacağımız birkaç konuyu maddeleştirdim. Böyle içindekiler gibi düşünebilirsiniz. Özellikle arkadaşlar, kendinizi ve sınavı tanıyıp tanımadığınızın, sorumluluklarınızdan kalan zamana, öğrenme yapınıza ve seviyenize göre nasıl bir YKS çalışma programı hazırlayacağınızın cevabını bulacaksınız. Çok daha fazlasının da cevabını bulacaksınız. Genel olarak içeriğimiz bunlardan oluşacak arkadaşlar. O yüzden eğer hazırsanız başlayalım. Harika bir seminer olacak. Herkes hazır mı? Kimler mezun, kimler ilk kez girecek, kimler nerelerden katılıyor, kimlerin hedefi ne? Biraz tanışalım. Mezun olanlar var, bitik hissediyorum hocam diyenler var. Ayşenur gibi. Açık öğretim, ilk kez mezun. İlk kez gireceğim, hukuk istiyorum. Çok güzel. Yeni gireceğim. Mezunlar kimler? Var mı içimizde mezunlar? Kubilay, hedefim iyi bir 2 yıllık, sonra ön lisans KPSS hedefleyip daha sonra 4 yıllığa tamamlayacağım. Güzel fikir. Yazılım isteyenler var. Ceylan mezun, sınıf öğretmenliği istiyor. Çok güzel, harika. Güzel bir kitle var şu an. Hem son sınıf olanlar var, hem daha önce girmiş olanlar, mezun olanlar var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, çok güzel bir test hazırladım. Bu testin sonunda aslında bu zamana kadar yaptığınız çalışmaların ne kadarı verimli geçmiş, ne kadarı verimli geçmemiş, bunu öğrenmiş olacaksınız. Bu bir nevi kazanma testi. Ve bu testteki soruların çoğuna evet cevabını verirseniz kazanma olasılığınız çok yüksek. Ama çoğuna hayır cevabını verirsek yine ahlanıp vahlanmayacağız, karaları bağlamayacağız. Hayırları evetlere çevirmek için gerekli aksiyonları alıp hedefimiz kazanmak olacak. Şu an sınava ortalama 100 gün var. Bakın, çok kritik bir dönüm noktası bu. Yani şu an biz toparlandık arkadaşlar. Açık söylüyorum. Toparlanamamamız takdirinde sonraki zamanlarda süreci devralmak çok da kolay olmayacak. Bunu bir dönüm noktası olarak düşünebilirsiniz. Bence iyi ki de bu seminerle ve bizimle Tek Uzem'le yollarınız kesişti kıymetli YKS öğrencilerim. Çünkü çok kıymetli bilgileri öğrenip eğer bunu güncel çalışmalarınıza uyarlarsanız da çok rahatlıkla hedeflediğiniz sonuca sizi yaklaştıracak diyebilirim. Bir, şimdi soracağım sorulara herkes evet ya da hayır yanıtı veriyor. Not defterini alabilirsiniz, telefonunuzun notlar kısmına yazabilirsiniz ya da buradaki chat paneline yazabilirsiniz. Musa'cığım, çalışma programı atmayacağım. Örnek bir çalışma programı hazırlayacağım. Bu programı kendinize uyarlamanız kolay olmayacak. Çünkü bu programı kendi sistemimizden hazırlayacağım. Yapay zeka sistemimizden. Ben genel olarak sizin bir program hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Kimler destek alıyor bu arada? Dershaneye, başka kurumlara kayıtlı olanlar var mı? Nerelere kayıtlılar? Destek almayanlar kimler? Aldığı destekten memnun olanlar kimler? Dershaneye gidiyorum maalesef. Ah Kubilay, neden maalesef? Bir olumsuzluk eki maalesef. Ceylan evde çalışıyor. Sultan dershaneye gidiyor. Hocam hem çok pahalı hem de içi boş. Haklısın Kubilay. Ne diyeyim yani? Gerçekten haklısın. Velilerin vah haline, öğrencilerin vah haline. Doping kullananlar var. Memnun musunuz arkadaşlar aldığınız desteklerden? Mesela o desteklerde böyle 100 günlük bir program ya da stratejik size özel yönlendirmeler var mı? Musa memnun değilim diyor. Kubilay memnun değilim diyor. Ceylan, sen nereden destek alıyordun? Memnunum demişsin. Dershaneye mi gidiyordun?
Evet Kubilay, herkes aynı program yapılıyor. Çok haklısın. Musa, eğer bizim programımız gibi bir programla hazırlanırsan 55'ten çok daha yukarısı da olur. Peki Ceylan, evde hazırlanıyorsun. Programın var mı? Nasıl hazırladın programını? Bir destek de almıyorsun. Zor olsa gerek. Her neyse, bunlara sonra değineceğiz program kısmında. Hocam 5 okuyorum, 60 net yapar mıyım? Berçincim, nasıl bir çalışma yöntemin olduğunu bilmediğim için buna evet ya da hayır diyemem. Yani eğer bizim sistemimizde kayıt olursan, bizim gözetimimizde hani seviyene uygun bir çalışma ve program takiple ilerlersen bu sorunun yanıtı evet. Ama gelişi güzel klasik yöntemlerle çalışırsam yüksek ihtimalle hayır olacak. Üzülerek söylüyorum. Arkadaşlar, varacağınız sonuçlar süreçle alakalıdır. Bakın, sürecini yönetmediğiniz bir şeyde sonuca dair net bir önermede bulunamazsınız. Yani ben sizin hiçbirinizin sürecine hakim değilim. Öğrenme yapısını bilmiyorum. Kaç net yaparsınız bilmiyorum. Nasıl bir yaşamınız var bilmiyorum. Hedefiniz ne bilmiyorum. Hani o yüzden mesela bu seminerimizin ismini 100 günde kazandıracak program. Ama biz bu 100 günde kazandıracak programı hazırlamadan önce zaten kendi sistemimize kayıt olan öğrencilerimizle ya da sizin içinizden de kayıt olmak isteyecek olanlar olacak, kayıt olacak olanlar olacak. Onları direkt kaldığı yerden devralacağız. Şöyle düşünün, bunu ben devralacağım ve bu benim takibimde benimle birlikte süreci ilerletirse ben buna net önermede bulunabilirim. Ama kendi yaptığımız çalışmanın verimli olduğunu ya da olmadığını bilmediğim için, hatta siz de bilmediğiniz için buna ne söylesek her ikimiz için de yalan olur. O yüzden herkesin not kağıdı hazırsa, çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız, suyunuzu hazırladıysanız başlıyoruz arkadaşlar. Soru 1. Verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Esra'cığım, bizimle ilerlemen için kayıt olman gerekiyor. Kayıtla alakalı seminer sonunda bilgi aktaracağım. Verimli çalışma nedir? Verimli çalışma yöntemini kendin için biliyor musun? Hayır dediler. 2. Unutma hızını biliyor musun? Daha doğrusu unutma hızı diye bir kavramın olduğunu biliyor muydun? Hayır. Hayır, hiç bilmiyorum diyenler var. Ceylan, nereden biliyorsun unutma hızını? Nasıl ölçtün? Merak ettim. Acaba bizim analizlerimize mi girdin? Mesela Ceylan, senin unutma hızın kaç gün? Bir tek Ceylan evet demiş çünkü. Genel olarak herkes hayır diyor. Ceylan yanıt verene kadar üçüncü soruma geçiyorum. Sizin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musunuz arkadaşlarım? Yani X konusu Y konusundan daha önceliklidir gibi. Ve neye göre? Ders demedim Sultan. Konu dedim. Matematiğin önemli olduğunu herkes biliyor zaten. Konu. Mesela matematiğin içindeki iki konudan örnek var bana, eğer biliyorsan. Zeyno diyor ki evet hocam. O zaman örneği Zeyno veriyor. Zeyno, hangi konu daha önceliklidir? Hangi konudan? Tamam, problemlerden hangi konu daha önemli? Arkadaşlar, öyle evet demekle olmuyormuş yani. Geliyorum 4. Yanıtını bekliyorum, bakın siz yine de yazın. Ben vakit kaybetmemek için diğer sorularıma geçiyorum. Soru sorduğum öğrencilerim yanıtlarını verebilir. Onların yanıtına tekrar yeniden döneriz. 4. sorum, odaklanma düzeyi nedir biliyor musun ve kendi odaklanma düzeyini biliyor musun? Hayır. Bence matematikte fonksiyonlar ve sayı problemleri öncelikli. Hayır hocam, hemen dağılıyor diyor Kubilay. Yaklaşık 80 dakika. 80 size Zeynep'ciğim, yine iyi. 80 uzun bir süre bu arada. 1,5 saate yakın. Musa diyor ki hocam odaklanamıyorum. Benim maksimum 10 dakika. Geliyorum 5. Arkadaşlar, günde kaç saat çalışmanız gerektiğini biliyor musunuz? Sizce siz kaç saat çalışırsanız kazanırsınız? 25 saat. Gün 24 saat ama Kubilay'ın 25 saat çalışması gerekiyormuş. 12 saat, 6 saat, 8 saat, 7-8 saat diyen var, hayır diyen var, 12 saat, 10 saat diyenler var. Hiçbirinizin yanıtı doğru değil. Çünkü hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Yani
Net bir sayı, bu yüzden bu kadar süre çalışmam gerekiyor demediğiniz sürece arkadaşlar, ben de derim 5 saat çalışman gerekiyor derim, ama bir dayanak noktan yok. O yüzden bu yanıtları çok hayata geçirmemekte fayda var. Geliyorum son soruma. Hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu konuda bu seviyedeyim. Bu konuda bu seviyedeyim. Direkt konu konu. Şu konuda şu seviyedeyim. Şu konuda şu seviyedeyim. Şu konuda çok iyiyim. Şu konuda çok iyi değilim gibi. Zeyno evet diyor. Zeyno hangi konuda daha iyisin? Hangi konuda daha az iyisin? Neyse yalan olmasın. Türkçem fena değil ama konu bilmiyorum. Tamam, siz yanıtlarınızı verirken ben sonuçları açıklayayım. Dostlarım, evetleri çok olanlar, ki evetleri çok nadir gördüm evet yanıtlarını. Tebrik ediyorum onları. 2024 YKS'de kesinlikle başarılı olacaklar. Ama hayırlarımız çoksa da endişelenmiyoruz, paraları bağlamıyoruz. Seminerde kalıp beni can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz efendim. Toplamda arkadaşlar, bakın siz belki bu vereceğim veriyi, bilgiyi bilmiyordunuz ama ben sizin için oturdum, tek tek saydım. Sayarken de kendi sistemimizden, yapay zekadan kopya çektim arkadaşlarım. Dedim ki ya dersleri herkes biliyor ama kaç tane konudan sorumlu olduğunu kimse bilmiyor. Dersleri oluşturan şeyler üniteler, üniteleri oluşturan şeyler konularsa benim en alt parçacığa, yani hücre gibi düşün, en alt hücreye inmem gerekiyor. Yani en basitinden süreci başlatmam gerekiyor. Çünkü bir bütünü görüyorsunuz ya arkadaşlar. O bütün parçacıklardan oluşuyor. Sen parçacığa kadar inmediğin zaman bütünün tamamına zaten hakim olamıyorsun. Hiç korkmayın. Toplam TYT ve AYT'de 766 tane konudan sorumlusunuz. 449 tanesi TYT'de, 317 tanesi de AYT'de gelen konu sayısı, sorumlu olduğunuz konu sayısı. Peki, bütün bu konuları yetiştirmek istiyorum hocam. 766 tane konudan sorumluyum. Şimdi bunu da söylediniz, beni tedirginleştirdiniz. Peki ben bu konuları yetiştirmek için nasıl bir programla ilerleyeceğim? Bunun da yarısını verin diyorsunuz. Duyar gibiyim bunu dediğinizi. Ve ben de bunun için arkadaşlar bu 766 tane konunun tamamını en etkin şekilde öğrenip sınava kadar aklınızda tutmanız için dikkat etmeniz gereken birkaç özelliği maddeleştirdim. Ben olsam sizin yerinizde bu sayfanın ekran görüntüsünü alırım. Derken geliyorum maddelere. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli olan kısım, gireceğiniz sınavı ne kadar iyi tanıdığınız. Sınavı çok iyi tanımanız gerekiyor. Tanımadığınız bir sınavda başarılı olmanızı kimse bekleyemez. Daha da fazla, hatta toplamda daha fazla TYT'de 449 tane, AYT'de de 317 tane. Verimli ders çalışma yönteminizi ve mevcut derslerdeki konulardaki seviyenizi bilmeden kesinlikle bir plan hazırlamayın. Çünkü o plan hiçbir şekilde etkili olmayacak. 3. Çalışma programınızı hazırlarken seviyenizi ve öğrenme yapınızı bilin ve bunları kesinlikle göz ardı etmeyin. Musa diyor ki hocam size nasıl gideceğiz? Musa'cığım, benim bu bahsettiğim sistemden faydalanman için kurslarımıza, sistemimize kayıt olman gerekiyor. Seminer sonunda kayıtla alakalı bilgi aktaracağım. Seminer sonunu bekle ve şu an kendi dikkatini dağıtma. Performansını takip etmeli ve sınava kalan zamana göre strateji geliştirmeniz kesinlikle gerekiyor. Çünkü YKS eşittir strateji sınavıdır. Bütün bu maddeleri tek tek açacağım ve seminer sonunda da örnek bir yapay zeka sistemi üzerinden ders çalışma programı hazırlayacağım. Ama gelin bakalım önce gireceğimiz sınavı ne kadar iyi tanıyoruz? İçimizde dilciler var mı? Kimler sayısalcı, kimler sözelci, kimler eşit ağırlıkçı, kimler sadece TYT'ye girecek?
Aa, dilciler var. Eşit ağırlık, sayısal sözler, Türkçe, matematik, eşit ağırlık. Harika. Arkadaşlar, YKS sınavı 3 ayrı oturumda gerçekleşiyor. Yoğunluk 2 oturumu tercih ediyor. TYT ve AYT. TYT puanımızın %40'ını, AYT puanımızın %60'ını oluşturuyor. Eğer yabancı dilden sınava gireceksek de AYT yerine YDT'ye giriyoruz ve YDT'de puanımızın %60'ını oluşturuyor. Zaten bu kadarlık kısmını birçoğunuz biliyorsunuz hangi sınava girip çıkacağınızı. O yüzden bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Bugün itibariyle TYT'ye 102 gün, AYT ve YDT'ye tamı tamına 103 gün var kıymetli arkadaşlarım. Yani kısa bir süre kaldı ve bizim çok hızlı aksiyon almamız gerekiyor. Gelelim birinci maddede ne dedim? Sınavı tanımamız gerekiyor. Tanıdık, kısmen de olsa üzerinden geçtik. İkinci maddede kendini tanıman gerekiyor dedik. Kendini ne kadar iyi tanıyorsun? Şu an ben eminim birçoğunuz arkadaşlar birçok arkadaşınızı taklit ediyor. Kendinizde özel bir programınız yok. Kendinizin hangi yöntemle çalıştığınızda daha fazla verim alabileceğinizi bilmiyorsunuz. Kaç günde bir tekrar etmeniz gerektiğini, zamanda problem yaşayıp yaşamadığınızı bilmiyorsunuz. O yüzden önce bunları bilmeniz lazım. Ben her zaman söylerim, bir öğrenci ne kadar ders çalışırsa çalışsın, eğer yanlış yöntemlerle ders çalışıyorsa hedefine kesinlikle ulaşamaz. Bir konuyu öğrenmek için önce kendi ders çalışma stilinizi keşfetmeli, sonra da buna uygun bir programla çalışmalısınız. Mesela burada bizim kayıtlı olan öğrencimizin girdiği eğitim analizinin sonuçları var. Örnek bir kesit aldım. Belki seminerimiz için rezervasyon oluştururken size gelen kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte siz de sayfaya girmiş ve bizim eğitim analizlerimizi çözmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Çözmeyenler varsa birazdan program için sayfaya girdiğinde onlara nereden çözmeleri gerektiğini de söyleyeceğim. Bu seminere katılan öğrencilere bu analiz bir kereye mahsus hediye gibi düşünün arkadaşlar. Bu arada bu analizin herhangi bir benzeri, muadili farklı hiçbir kurumda yok. Ve şu an ben bu öğrencimin analiz sonuçlarına baktığımda dikkatimi çeken iki değer var. Bakın kırmızılar var, yeşiller var, maviler var. Kırmızılarda ne diyor? Unutma hızı yüksek diyor. Nedir unutma hızı yüksek? Unutma hızının yüksek olması size neyi anımsatıyor? Bir öğrencinin unutma hızı yüksekse ne yapmalı arkadaşlar? Herkesten yanıt bekliyorum. Akıl yürütelim. Mantıksal bir soru bu. Unutma hızı yüksek. Ne yapmalı? Daha sık tekrar yapmalı, tekrar etmesi gerekiyor. Öğrendiğimiz şeyleri tekrar etmezsek o bilgiyi çok çabuk unutabiliriz. Aynen öyle Berçin. Arkadaşlar unutma hızı birçoğunuzun belki yüksek çıkacak. Bu analize girdikten sonra daha netleşecek. Unutma hızı yüksek demek öğrendiği bilgiyi çabuk unutuyor demek. Yani eşittir bu öğrencinin daha sık tekrar yapması ve düzenli tekrar yapması gerekiyor demek. Peki ikinci kırmızı değerimde ne var? Stres seviyesi yüksek. Stresli bir öğrencinin algıları kesinlikle kapalıdır. Stres bizi ciddi anlamda olumsuz etkiler arkadaşlar. Stresin genelde en büyük problemi de programsızlık ve kendine güvenmeyiştir, kendine inanmayıştır. Eğer programlı çalışıyorsan, yaptığın programdan verim alabiliyorsan zaten stres seviyen yüksek olmaz. Ve daha değinmediğim birçok özelliğiniz bu eğitim analiziyle birlikte ölçülecek. Analiz sonuçlarınızda da kayıt olduktan sonra buradan çıkan sonuçlarınıza göre ihtiyacınız olan 100 günlük programı rehberlik uzmanlarımızla birlikte hazırlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ders çalışma programı oluşturmaya geçmeden önce birinci maddede ne vardı? Kendini tanı. İkinci maddede seviyeni çok iyi bilmen gerekiyor. Hangi konuda hangi seviyedesin? Bunu bilmen için arkadaşlar biz seviyeyi 5'e 5 basamaklandırdık. Birçok aslında
birçoğunuzun bildiği seviye, hocam iyiyim, hocam kötüyüm yetmez. Sadece iyi ve kötü kavramı yoktur. Sen her konuda 5 farklı seviyeye sahip olabilirsin. Temel seviyede olabilirsin, başlangıç seviyesinde olabilirsin, orta seviyede olabilirsin, ileri seviyede olabilirsin ve üst seviyede olabilirsin. Ve hangi seviyedeysen yapman gereken çalışma ona göre değişiyor. Bakın yanlarında ne var? Nasıl bir çalışma yapacağın var ve bu çalışmayı hangi yöntemlerle yapacağın var. Bence bu ekranın görüntüsünü alın arkadaşlar. Çünkü bunu sağladığınızda net ve garanti bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bütün konuları şu sıralamayı bozmadığınızda arkadaşlar bu çalışmayı yaptığınızda iddia ediyorum ki öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmayacak. Ama benim hangi derste hangi seviyede olduğumu bilmem için önce her dersten ayrı ayrı seviye belirleme sınavına girmem gerekiyor. Bizim sistemimizde seviye belirleme sınavları da var. Şimdi ders çalışma programı oluşturmadan önce size birkaç önemli tavsiye. Genelde YKS öğrencilerimden çok fazla duyduğum, sıkça yapılan hataları buraya almak istedim. Çünkü birçoğunuz bunları yapıyor biliyorum ve birçoğunuz bunları yaparak bile bile göz göre göre kaybediyor. Bile bile lades diyor, bunu da biliyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen bir başkasına ait programı kendiniz için uyarlamayın. O program o öğrenci için başarı sağlamış olabilir. Sizin programınız size özel, seviyenizde özel, öğrenme yapınıza özel ve günlük çalışabileceğiniz süreye özel olmalı. Lütfen çalışırken ders atlamayın. Böyle bir lüksünüz yok. Matematik olmasa da olur, Türkçe olmasa da olur. Tarihi yapamıyorum, sevmiyorum dememeniz gerekiyor. Çünkü eğer YKS'den yüksek puan almak istiyorsanız bütün derslerdeki eksikliklerinizi kapatmanız lazım ve sizden son ricam, en önemli ricam, lütfen unutma hızınızda öğrenin ve unutma hızınıza göre tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü tekrar bilginin sigortasıdır. Bilgi çok kıymetlidir. O bilgiyi almak için günlerinizi, saatlerinizi, haftalarınızı ayırıp da o bilgiyi korumak için dönüp tekrar etmemeniz mantık dışıdır. Yani bunu sen o kadar elde etmek için uğraşıyorsun ama elde ettikten sonra korumuyorsun. Korumadığın için unutuyorsun. Yaptığın çalışma boşuna gidiyor. Bunu lütfen kendinize yapmayın. Şimdi herkes hazırsa, aynen öyle Kubilay. Bir soruyla binlerce öğrencinin önüne geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın girdiğiniz sınav çok ciddi ve kritik bir sınav. Milyonlardan bahsediyorum. Milyonlarca öğrenci içerisinde bir tane fazladan net yapmak demek, yüz binlerce öğrencinin önüne geçmek, belki o üniversitenin son kontenjanına senin yerleşmen demek. O yüzden önce bunun farkına kesinlikle varalım. Şimdi örnek program oluşturma kısmına geliyorum. Hemen kullanıcı adım ve şifreme bakayım. Kullanıcı adım ve şifremle birlikte sizin için örnek bir öğrenci paneli oluşturdum. Oradan giriş yapacağım arkadaşlarım. tekuzam.com. Siz de lütfen benim takvimi hazırlarken neler yaptığımı çok dikkatli bir şekilde izleyin, olur mu? YKS Rukiye Tuğba 1. Evet. Ben sizin için sizden önce eğitim analizimin bir tanesini de çözdüm. Onun da sonuçlarını göstereceğim. Unutmayacağım, hiç merak etme. Tekuzem 2024 Kubilay'cım, hemen göstereceğim şimdi. Tekuzem 2024. Hiç uzam 2024. Şimdi hemen giriş yapıyorum. Bundan sonra beni çok dikkatli bir şekilde izleyin bu adımdan sonra arkadaşlar. Çünkü seminer sonrasında kendiniz için örnek bir takvim hazırlayabilirsiniz eğer bu adımlara uyarsanız.
Bu vesilesiyle yani dolayısıyla da yapay zekanın gücünü siz de görmüş, test etmiş olursunuz arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım burası benim seminere girdiğim yer. Bakın burada benim seminerim var. Buradan katıldınız zaten. Direkt sayfayı açtığınızda hemen en tepede seviye belirleme sınavları ve çalışma takvimi sizi karşılıyor. Eğer analizi çözmediyseniz kıymetli öğrencilerim, burada eğitim analizi de en birinci sırada çıkıyor. Ben analizi çözdüğüm için analiz artık bekleyen görevlerimden çıktı. Şu an seviye belirleme sınavları ve çalışma takvimi kısmı kaldı. Analiz için buradan rehberliğe tıklayıp analiz testleri diyorum. Bakın ve ben analizi çözdüm. Birlikte sonuçlarımıza bakalım. Sonuçlarım açıklandı. Evet, Kubilay çok şekil. Bakın burada benim öğrenme hızım, unutma hızım, okuma anlama hızım, stres, hırs düzeyim, özgüven düzeyim, dikkat dağınıklığım, öz disiplinim gibi analize verdiğim yanıtlar sonucunda çıkan bütün sonuçlarım var. Kimlik bilgilerim kısmında, çalışma önerilerim kısmında da arkadaşlar eğitim psikologlarımız ve eğitim uzmanlarımızın, rehberlik uzmanlarımızın çıkan sonuçlarınıza göre size özel sağladığı inisiyatifler, size özel yaptığı önermelerin tamamı yer alıyor. Bence bunu PDF olarak kaydedin. Hatta çıktı alın masanıza koyun. Bunu okumadan kesinlikle çalışmaya başlamayın arkadaşlar. Hatta güzel bir sürpriz daha. Eğitim analizini çözdükten sonra rehberliğe tıkladığınızda seminerler yazan bir kategori çıkacak. Size özel seminerler. Burada mesela benim dikkat dağınıklığım yüksek çıkmıştı. İşitsel öğrenme yapısına sahip çıkmıştım. Mantığa dayalı öğrenme yöntemim vardı. Sözel zekaya sahiptim. Buradaki seminerlerin tamamını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size özel önermelerde bulunuyor. Geliyorum seviye belirleme sınavı. Buradaki SBS'leri de örnek olarak çözebilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra bu alttakilerin tamamı da açılacak. Bu ikisi örnek olarak seminere katıldığınız için açık. Yani hem TYT'de hem AYT'de seviyenizi sınavı başlat diyerek ölçebilirsiniz. Eğer kayıt olursanız arkadaşlar, kayıt olduğunuzda zorunlu göreviniz bir eğitim analizini çözmek, iki seviye belirleme sınavlarını çözmek, daha sonra ders çalışma programını oluşturmak olacak. Program kısmına buradan geleceğim, çalışma programı diyeceğim. Ve burada arkadaşlar önce program derslerini seçeceğim. Yani ben ne çalışmak istiyorum? Ben eşit ağırlıkçıyım. Coğrafya ve tarih çalışacağım AYT'den. TYT'de de Türkçe ve matematik. Türkçe, matematik ve din kültürü çalışmak istiyorum. Bu arada yapay zekada arkadaşlar kayıt olduğunuzda hangi derslerden başlamak istediğinizi tamamen siz belirliyorsunuz. Yapay zeka sizin komutlarınıza göre çıkan sonuçlarınızı değerlendirerek programınızı hazırlıyor. Derslerimi seçtim. Çalışma süreme de ben mezun bir öğrenciyim. Evdeyim, vaktim var. Sabah 11'den akşam 18'e kadar 7 saatlik bir çalışma haftanın her günü yapacağım. Eğer ben çalışan bir öğrenciysem, dershaneye gidiyorsam, farklı kurumlardan canlı ders destekleri alıyorsam ya da evliysem, çocuğum varsa, sorumluluğum varsa, işe gidiyorsam, burada bakın özeli seçerek arkadaşlar hangi gün hangi saatte uygunsanız o saati seçip o günü seçip gün bazında da özel bir program hazırlayabilirsiniz. Ben haftanın her günü aynı saatte uygun olacağım için kendime özel günde 7 saatlik bir ders çalışma programı oluşturuyorum şimdi. Oluştura tıkladım. Şu an arka planda benim çalışmam gereken konular, molalarım, konulardaki seviyelerim, çalışma türlerim, konuların önem puanları her şey hesaplanıyor. Şimdi takvime gidiyorum. Yarın bir kerelik hazırlayabilirsin. Sadece bir kerelik. Hayır Kubilay çok pahalı değil. Ücreti çok uygun. Ücret kısmı ile ilgili de bilgi aktaracağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi buraya baktığımda burada mesela bazı derslerde benim konu anlatımı çalışıp bazılarında ise tekrar yapmamı istemiş. Siz de az önce bir ekran kaydının görüntüsünü alın dedim. 5 basamaklı merdiven. Temel seviye, başlangıç, orta, ileri, üst ve bunların karşılığında da hangisinde konu çalışıp hangisinde tekrar yapıp hangisinde soru çözmesi gerektiği de yazıyordu. Onu hatırlıyor
görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada bazı derslerde konu çalışıp bazı derslerde bana sistemin soru çözdürmesi, bazı derslerde de tekrar yaptırmasının tek bir sebebi var. Sistem benim seviyemi biliyor. Neden? Çünkü seviye belirleme sınavına girdim ve hangi derste hangi seviyede olduğumu bildiği için direkt seviyeme göre şu ve şu dakika arasında bunu çalışacaksın diyor. Üzerine tıklıyorum. Çalışmaya başla diyorum ve çalışıyorum. İşte bu kadar. Bakın. Şu an mesela bu konuya bakalım birkaç dakika. Arkadaşlar yeniden merhaba. Anlamına göre sözcükleri kısaca hatırlayıp tekrar edeceğiz. Anlamına göre sözcüklerde benim gördüğüm ilk başlığım Kadar gerçek net, anlamda. Gerçek yalın bir anlam kendi anlatım ve aynı içerisinde zamanlar temel aynı zamanda da anlam yayan an. görsellerle desteklenmiş bir anlatım. Gördünüz değil mi? Mesela aynı şeyi diyelim ki bu bir tekrardı. Türkçeden benim tekrar yapmamı istiyordu. Matematikten önermelerden de tekrar yapmamı istiyor. Aynen öyle Musa'cığım. Kayıt olursan bu şekilde devam edeceksin. Şu an ben örnek bir öğrenci alanı oluşturduğum için bazılarını açmıyor arkadaşlar. Sizlere bu arada siz sadece bu programı bir kere oluşturacaksınız. Sizde içeriği gelmeyecek. Kayıtlı olan öğrencilerin faydalandığı kısımdan bahsediyorum bu arada. Sizin için sadece program hazırlanacak. Örnek bir kerelik bir haftaya mahsus. Kayıt olduktan sonra da programın içeriğine direkt benim Merhabalar gibi tıklayıp arkadaşlar. otomatik Bugün olarak girebileceksiniz. İslam'la bilginin Mesela kaynaklarının bu konu din tekrarını kültürü yapacağız ve inşallah sizlerle ahlak birlikte. bilgisi. İlk Evet, vakit bu bina benim de kaynaklarına kayda hemen olmam gerekiyormuş. İslam'la bilginin kaynakları ile ilgili tekrarımıza başlayalım Evet, sevgili mesela gençler. bu bir tekrar İslam'la dersi. bilginin kaynakları. Hiç İslam'da bilenle bilgi bilmeyen bir kaynakları. Yani sistem arkadaşlar çok keyifli. Bir oyun gibi düşünün. Sürekli yapmanız gereken çalışmalar var. Her gün programınız yenileniyor. Mesela mola süreleri. Hatırlıyor musunuz? Benim dikkat dağınıklığım yüksek çıkmıştı eğitim analizi sonucunda. O yüzden sistem direkt bende Pomodoro tekniğini uyguladı. Yani olabildiğince blok ders çalışması yaptırmadan hemen hemen her konu sonunda bana mola verdirdi. Ve bakın haftanın son gününe kadar, pazar gününe kadar benim yapmam gereken bütün çalışmalar belli. Ve ben bu çalışmaları 100 gün boyunca her gün yenilenen ders çalışma programıyla yaparsam arkadaşlarım, hedeflediğim 400 puan, 450 puan üzerine ulaşıyorum. Bunu da her hafta sistem bana raporluyor. Evet Ceylancığım, madem kayıt oldun neden kullanmıyorsun? Kullan. Bak burada senin haftalık öğrenme oranın, çalışma oranın. Mesela sen haftada 326 hedeflenen puanın var. Sen çalıştıkça kazanılan çalışma puanın artacak ve çalışma oranın en az %80, %90, %100 olacak. Çalışma oranın düşmeyecek. Verimliliğin aynı şekilde. Mesela burada önerilen çalışmalar diyor. Sistem direkt senin karşına bitirdiğin konular üzerinden konu tarama testleri bile getiriyor. Bakın online sınavlarda check-up testleri var. Bir üniteyi bitirince diğer üniteye geçmeden önce o ünitenin check-up'ına giriyorsun ve orada eğer başarılı olursan diğer üniteye geçebiliyorsun. Burada siz de göremeyeceksiniz. Kayıt olduktan sonra direkt sınava da giriş sonuç. Bakın bütün konular gördünüz mü? Roman, hikaye, tiyatro hepsini bitirdikten sonra konu tarama testine gireceksiniz. Oradan çıkan sonucunuza göre de bir sonraki çalışmaya geçebileceksiniz arkadaşlar. Yine kampüste örnek olarak izleyebileceğiniz videolar var ve kayıt olduktan sonra arkadaşlar direkt video eğitimler üzerinden bu kalan 100 günlük süreçte hızlandırılmış bir ders çalışma programıyla eksik olduğunuz bütün konuların detaylı konu anlatımını yapıp bizimle birlikte sorusunu çözüp denemelere girip hepsinden detaylı olarak faydalanabileceksiniz. Bütün dersler var bakın bu TYT. Bir de AYT'ye bakalım. Olsun Kubilay'cığım, geç olsun güç olmasın. AYT eşit ağırlık.
Burada da yine bütün dersleriniz var. Detaylı hepsinin konu anlatımları var, soru çözümleri var. Tamamını mesela ben eşit ağırlıkçıyım. Eşit ağırlıkta yer alan bütün dersleri görebiliyorum. Yani bu sistem arkadaşlar sizin koçunuz oluyor ve ihtiyacınız olan şey. Zaten Kubilay'ın da dediği gibi bence de mükemmel bir sistem. Kazanmak isteyenlerin kesinlikle edinmesi, kayıt olması gereken ve süreçlerini kolaylaştıracak bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Eğer şu an kayıt olursanız kıymetli öğrencilerim, bu seminere özel dev bir indirim oranı uygulayacağım ben size. Yani bir güzel bir indirim kuponu oluşturdum. Seminerden önce yetkililerimle de görüştüm. Şu an zaten yoğunluklu video ders üzerinden ilerlemeniz daha mantıklı. Canlı ders için çok fazla vakit ayırabileceğinizi düşünmüyorum. Ve eğer ikili pakete kayıt olursanız hem TYT hem AYT için 3.500 TL video eğitimlerimizin ücreti, yapay zeka ve bütün videolar TYT artı AYT 3.500 lira olacak arkadaşlarım. Sadece TYT olursa 2.000 TL, sadece AYT olursa da yine 2.000 TL'den kayıt olabileceksiniz. Unutmayalım, bu yıl giren sayısındaki artış olacağını, geçen yıl yaklaşık 3,5-4 milyon öğrenciyle yarıştığımızı ve bu yüzden bu yıl kesinlikle ertelemememiz gerektiğini, verimli çalışmamız gerektiğini, seviyemizi bilip seviyemize uygun çalışmamız gerektiğini ve bu bizim geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir sınav olduğu için riske atmamamız gerektiğini ve bu yıl artık kazanan tarafta olmamız gerektiğini unutmayalım dostlarım. Şu an bu bahsettiğim tutarlarda indirimli tutarlar artık son 100 gün kaldığı için hızlı aksiyon almanızı istiyorum. Verilerinizle görüşün. Gerekirse biz de görüşürüz. Şu an seminerden hemen sonra kayıt olursanız 3.500 liraya hem TYT hem AYT'nin bütün branşları için kayıtta ben size yardımcı olacağım. Sadece TYT olursa 2.000 lira, sadece AYT olursa 2.000 lira arkadaşlar. Şimdi sistem yöneticimden kayıt olmaları için tıklamalarını istediğim linki paylaşmasını istiyorum. Şu an sistem yöneticim Muhammed Bey'in gönderdiği linke tıklayıp indirim kodunuzu, yani indirimden yerinizi ayırtabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu indirim belirli bir kontenjanla sınırlı olacak. Sayfa tutarlarından çok çok daha altında. Hatta sayfadan girip kendiniz de bakabilirsiniz. Örnek bir program hazırlayacaksınız zaten. Bunun için girebilirsiniz. Melikeciğim, eğer ikisini de istiyorsan 3.500 TL'ye senin kaydını direkt alalım. Linke tıkla. Ben Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum yazın. İndirimden faydalanmak istiyorum yazın. Ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım size ulaşım sağlayacak arkadaşlar. İsterseniz verilerinizle de görüşebiliriz. Sizinle de görüşebiliriz. Bence çok daha fazla zaman kaybetmeden hemen kayıt olup çalışmalarınıza başlayın. Yeniden linki gönderiyorum. Var mı sorularınız? Eğer sorularınız varsa onları da yanıtlayabilirim. Musa sen sadece TYT'ye kayıt ol. 2.000 TL. Kubilay sen 3.500 lira video derslere. Musa'cığım yarın da bu indirim geçerli. Arkadaşlar indirimin son günü 29 Şubat. Şubat ayının son günü. En geç Perşembe gününe kadar bu tutardan kayıt olmanız gerekiyor. Kesinlikle Melike, ben de çok iyi geleceğini düşünüyorum. Yeniden linki gönderiyorum. Linki tıklamayanlar bu indirimden faydalanamayacak. Yani seminere katılıp katılmadığınızı bu linke tıklayıp tıklayamadığınızdan analiz edebiliyoruz. Şu an WhatsApp'ta da büyük bir yoğunluk oluşmuş aldığım duyumlara göre. O yüzden bugün akşam 7'ye kadar ya da yarın gün içerisinde yine akşam 7'ye kadar sonra 58-35'te biten Tek Uzem Çağrı Merkezi numaramızdan sizi arayacağız ve yardımcı olacağız. Hocam vallahi ne yalan söyleyeyim 60-70 diyeceksiniz sandım. Hayır, olur mu öyle şey? 2.000 TL ne ki arkadaşlar? İremcim evet, kaydolursan sadece bizim programımızdan faydalanabilirsin. Dersleri de istediğin yerden, ister dershaneden, ister başka bir kurumdan, ister YouTube videolarından fark etmez, istediğin yerden dinleyebilirsin. Kesinlikle bedava gibi bir şey. Aynen öyle.
Tamam Melikeciğim, program içinde kayıt olman gerekiyor. Son kez linkimi atıyorum ve ben kaçıyorum arkadaşlarım. Hemen aramaya başlayacağız size. Kayıt noktasına ben de ulaşacağım, yardımcı olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Çok aktif, dolu dolu, enerjik ve kazanmaya hazır bir kitle vardı bugünkü seminerimizde. Çok mutlu oldum. Yanıtlarınız özellikle beni çok mutlu etti. Çok bilinçlisiniz. Sadece küçük bir dokunuşa, bir rehbere, bir yol arkadaşına, şöyle birinin koluna girip süreci takipli ilerletmeye ihtiyacınız vardı. Bu eksikliği de inşallah biz kapatacağız. Yapay zeka sistemimizde kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hoşça kalın. Dostça kalın, esen kalın ve en önemlisi tabii ki de başarılarla kalın arkadaşlar. Bütün güzellikler sizi bulsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.